Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 26. haftası 2. videosundayız. Yani analitik geometri konusunun sonundaki ÖSYM benzeri testlerden ikincisinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. X-Y dik koordinat düzlemi orijin etrafında şekildeki gibi 30 derece döndürülerek X üssü Y üssü dik koordinat düzlemi oluşturuluyor. Buna göre diyor -1'e 3 kök 3 noktası önceki eksende, şimdi yeni eksende hangi noktadır diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki 30 derece döndürülmüş ya, o zaman şuradaki açıları yazalım. Şuradaki açı 60 derece yapar çünkü tamamı 90 olduğundan, bu da 90 derece olduğundan burası da 30 derece, o zaman burası da 60 derece yaptı. Şurası dik, burası da dik olduğundan dolayı 60-90 ise burası 30 yapar, burası da 30. Sonra ne yapacağız? Burada arkadaşım şimdi biz neyi bulmalıyız? Buradaki noktanın yeni kırmızı eksenlerdeki değerlerini bulmalıyız. Buradaki noktanın eksenlere olan uzaklarını bulmalıyız. Hadi bakalım buradaki noktanın eksenlere olan uzaklarını bulalım. Hocam şuradan bir dik, buradan da bir dik çizip şu uzunlukları bulursak olay bitti mi? Bitti. İşlemimizi yapalım. Şurada 1 olduğu için, yani bu uzunluk 1 olduğundan 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3'tür. 90'ın karşısı da 2'dir. Sonra başka ne var? 3 kök 3'ü de kullanalım. Şu uzunluk 3 kök 3. Bu uzunluk da 3 kök 3. Toplamda 3 kök 3 ise buraya 2 kök 3 kaldı. Burası 90, 30 ise burası da 60 ise 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır, kök 3'tür. 60'ın karşısı da 3'tür. Şimdi şuradaki dikdörtgene dikkat edelim. Buradaki dikdörtgende kök 3 ise alt taraf kök 3. Şurası da kaç oldu? 5 oldu. Zaten bu noktaları bulurken şu uzunluk ve bu uzunluk lazım bana. Yeni noktanın koordinatı ne oldu artık? Kırmızı eksenlere baktığın zaman kök 3 birim sağda, 5 birim yukarıda. Yani kök 3'e 5 noktası yapmış oldu. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Birinci sorunun cevabı. Geldik ikinci soruya. Y eşittir 3x doğrusu ve y eşittir 5/2x doğrusu verilmiş. Şimdi ABCD dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Şuraya bakacak olursak B noktası verilmiş. B noktasına baktığın zaman hocam bu C noktasının apsisi yapıyor. C noktasının apsisi, o zaman ben ordinatını da bulabilirim. Bu doğru üstünde bir nokta verilmiş. Apsisi verilmiş. Apsisi 6. X yerine 6 yazarsam 30/2'den y'yi kaç bulurum? 15 bulurum. Yani C noktasının ordinatı 15 oldu. Şimdi şu doğruya dikkat et. Bu doğrunun da ordinatı çıkmış oldu. Ordinat dediğimiz y'si 15 eşittir 3x ise x de buradan ne gelir? 5 gelir. Yani buranın ordinatı da 5 çıktı. 5 ile 6 arası kaç birim? 1. Şuradaki uzunluk da zaten 15 birim. 1, 15. 1, 15. Çevre ne yapar o zaman? Çevrede 1 artı 15 artı 1 artı 15'ten 32 yapar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 3'e. Çok güzel bir soru. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi dik üçgen biçimindeki bir karton dik koordinat düzlemine şekildeki gibi 3 farklı şekilde konuluyor. Bu karton koordinat düzleminde kalacak biçimde orijin etrafında 360 derece döndürülüyor. Kartonun taradığı alanlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle burası kök 5, burası da 2 kök 5. Kök 5 döndüğü zaman nasıl döner? Şu şekilde döner. Hop, şöyle bir dairesel hareket yapar. Yaptır o dairesel hareketi. Şöyle bir dairesel hareket yapar. Hocam o zaman orijin etrafında döndürüyorum ya. Bunun içi tamamen dolu olur. Çünkü bu tür üçgenli ya da dörtgenli ya da yamuklu bir şeyi döndürdüğün zaman, levhayı döndürdüğün zaman bir en uzak parçasına bakarsın. Bir de orijine en yakın parçasına bakarsın. Orijine en yakın noktası zaten burası. Mesela sen şurayı döndürmüş olsaydın hocam burası da yapacak. Burayı döndürsen burası yapacak. Şurası yapacak. Şurayı döndürsen burası yapacak. Hocam burada bir boşluk kalmıyor mu? Hayır. Bak şurayı döndürürsün. Buraya döndürsen şöyle bir daire. Buraya döndürsen böyle bir daire şeklinde gidiyor mu? Gidiyor. Yani bütün içini doldurabiliyorsun. Yani sen burada ne yapacakmışsın? Yapacağın hamle şu. O üçgende en uzak noktayı bul, döndür. En yakın nokta da zaten orijin. Orijine yapışkan zaten bu. Tamamıyla bunun içi doluyor mu o zaman? Evet, doluyor. Yani şu dairenin alanı yapıyor. O zaman K alanı ne yapacaktır? K alanı yarıçapı 2 kök 5 olan bir daire yapacaktır. Pi 2 kök 5'in karesi yapar. Yani bu 20 pi yapar. Şimdi gelelim ikinciye, yani L'ye. Hocam burası kök 5. Burası 2 kök 5 olduğundan dolayı kök 5'e 2 kök 5 olduğundan dolayı 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 5 yapar. Yani kök 5'in kök 5 katından. Orijine en uzak noktası bu yaptı. O zaman döndürdüğün zaman şöyle bir daire yapacak. Yine dairenin içini doldurabiliyor muyum? Evet, doldurabiliyorum. Orijine en yakın noktası bak zaten şurası yaklaşıyor. Şuradaki noktayı döndürsen şöyle. Bunu döndürsen böyle. Böyle böyle böyle. Bütün içi doluyor mu? Doluyor. Yani bunun da içi dolu oldu. O zaman şu daire yarıçapı kaç oldu? 5 oldu. O zaman ben L alanını bulabilirim. Pi 5'in karesi yani 25 pi yapar. Hocam sırada M var. Hocam M'de orijine en uzak noktası neresi yapıyor? Hocam orijine en uzak noktası tam olarak şurası yapıyor. Yani neresi yapıyor? Tam şurası yapıyor. Şuradaki noktası yapıyor değil mi? O zaman ben bunu döndürdüğüm zaman şöyle bir dairesel hareket yapacak mı? Yapacak. Hocam sonra mesela buradaki nokta döner. Buradaki nokta döner. Buradaki nokta. En son bak buradaki nokta döner şöyle olur. Hocam buradaki nokta da dönse şöyle olacak. Şurada beyaz olan kısmı doldurabiliyor muyum? Hayır. Bak sanki buraları olacakmış gibi bir halka oluşacak arkadaşlar sanki. Ama halka nasıl bir halka? Yani senin dairen en sonki halkan bu şekilde mi olacak? Hayır, bak burada daha yakın noktalar da var. Yani sen buradaki üçgenin orijine en yakın olduğu yeri bulmalısın. Mesela daha yakınını göstereyim. Şuradaki noktayı döndürdüğün zaman da şöyle bir daire yapacak. Halka küçüldü. Daha doğrusu halka büyüdü. Yani sen şunu yapmalısın. Üçgenin orijine en yakın olduğu noktayı bulmalısın. Üçgenin orijine en yakın olduğu nokta tam burada dik olduğu nokta değil midir? Evet. Yani şurasıdır. Ben şu üçgeni şuraya çizeyim. Şöyle daha rahat bir şekilde çözüm yapabiliriz. Şurası. Bak dikkat et. Burası kök 5. Burası 2 kök 5. Dikkat. Kök 5'e 2 kök 5'te ben neyi arayacağım? Hipotenüse en yakın olan noktasını arayacağım. Hipotenüse en yakın olan noktada şöyle bir dönüş gerçekleşecek. Şöyle bir teğet bir dönüş gerçekleşecek. Şöyle. Ve işte bizden ne isteniyor? Bu beyaz kısım, bak en yakın noktası bu. Bundan sonra üçgen döndüğü zaman burada bir taradığı alan olmuyor demek. O zaman burada bu halkanın alanı isteniyor demek. Öbürünün yarıçapı kaç? Onu buluruz zaten de ilk önce şunu da bulalım biz. Şimdi burada şunu biliyoruz. Şuradaki uzunluk kaç birim? 5 birim. Ben burada dik çizim şok bağıntısı. Şunun karesi bu çarpı yani a çarpı 5 diyebilirim. Kök 5'in karesi 5. A çarpı 5'ten a'yı 1 bulurum. A 1 ise 1 kök 5. O zaman burası 2 çıktı. Oo, burası 2. Evet, ben küçük dairenin yarıçapını buldum. Büyük dairenin yarıçapını da bulacağım şimdi. Büyük dairenin yarıçapı da şu değil mi? Evet. Bu da nedir? Hocam burası kök 5 zaten. Şöyle bakacak olursan. Kök 5'e 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 5 mi çıktı? Evet. Şimdi yarıçap 5 olandan yarıçapı kaç olan? 2 olan daireyi çıkartacağım. O zaman ben M alanında şöyle bulabilirim. Halkanın alanı pi 5'in karesinden pi 2'nin karesini çıkartacağım. Yani 21 pi çıktı mı? Çıktı. Evet, buradan ne geldi o zaman? Küçükten büyüğe doğru sırala. 20 pi, 21 pi ve 25 pi. Yani K küçüktür L küçüktür M şeklinde mi geldi? K M L geldi. Özür. K M L şeklinde geldi. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. ÖSYM bunu yine sorabilir mi? Bu mantıkta bir şeyi yine sorabilir. Ne yaptık burada? Tekrar söylüyorum. O elimizdeki yapının en uzak halini ve en yakın halini bulduk. En uzak halinden bir daire oluştu. Sildim. Şunu geriye doğru getireyim. En uzak halinden bir daire. En küçük halinden de bir daire. En az uzaklığı en az olan halinden de bir daire oluştu. Ve ondan sonra ne oldu burada? İçindeki kısmı taradı. Üçgen taradı. Bu çok güzel bir soru gerçekten. Şöyle yıldız atıyorum. Bunun laciverti karşınıza sınavda çıkabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yani lacivert derken kırmızıyla çizdim ya. Lacivert neyse çıkar. Anladınız siz onu. Neyse 3. soru gerçekten güzel bir soru. Ve cevap Akçay. Geldik 4'e. Ya bu ÖSYM soruları gerçekten çok güzel. Yani iyi ki yazmışım. İyi ki konu anlatımına eklemişim. Gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. Bak şimdi soruya bak. Dik koordinat düzleminde y eşittir ax doğrusunun x ekseni doğrultusunda 2 birim sola. Dur. Bak bunu konu anlatımından bahsetmemiştik. Çünkü siz bunu matematikte biliyorsunuz arkadaşlar. Matematikte bir doğruyu ya da parabola böyle dönüşümler yapmasını biliyorsunuz. O yüzden ben bahsetmedim ama burada da bahsedeyim. Şimdi arkadaşım bir analitik düzlemde a virgül b'ye bir dönüşüm uygularken sağa sola ötelemede ne yapıyordun? 2 birim sağa dediği zaman apsisine 2 ekliyordun. 2 birim sola dediği zaman da apsisinden 2 çıkartıyordun. Eyvallah. Sonra yukarı aşağı gitmede de ordinatı. 3 birim yukarı dediği zaman ordinatına 3 ekliyorsun. 3 birim aşağı dediği zaman da ordinatından 3 çıkartıyordun. Noktada bu şekilde. Doğruda tam tersi. Doğruda 2 birim sağa dediyse bak sağa sola yine x ekseni. 2 birim apsisine eklemeyeceksin. Ters mantık çıkartacaksın. 2 birim sola dediyse o zaman ekleyeceksin. Ya da 5 birim yukarı dediyse çıkartacaksın. Ama yukarı aşağıda y'si değişiyor. Y'sinden çıkartacaksın. 2 birim aşağı dediği zaman da y'sine 2 birim ekleyeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam. O zaman burada doğruda ben şunu bilebiliyorum. Y eşittir ax doğrusuna ben 2 birim sola ötelersem. Gerçi kamerada ters gözüküyor. Bu siz sağa görüyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. 2 birim sola doğru ötelersen ne oluyor? 2 birim sola ötelediğinde şu oluyor. Yani apsisinden nokta olsaydı apsisinden 2 çıkartacaktık ya. Bu sefer apsisine 2 ekleyeceksin. Yani apsis dediğimiz x. X'ine 2 ekleyeceksin. İşte bu doğru oldu. Sonra y eşittir 2bx artı a doğrusunun da y ekseni doğrultusunda 10 birim yukarı dediği zaman da y'sinden 10 çıkartacaksın. Yani y yerine y eksi 10 eşittir 2bx artı a yazacaksın. İşte uygulanan dönüşümler bu. Şimdi bu dönüşümler uygulandığında elde edilen doğrular eksi 1'e 3 noktasında kesişiyor diyor. A İki doğrunun kesişmesi deyince ezbere iş yaptığınız zaman bak neyle karşılaşıyorsunuz? İki doğrunun kesim noktası dediği zaman hemen hocam bunlara bir ortak çözüm yapalım be ya diyorsun değil mi? Evet biraz Tekirdağlı oldu ama olsun. Şimdi bak bunlara ortak çözüm yapmaya kalkışırsan hocam A var, B var, X var, Y var. Hadi X'i Y'yi yok ettin. A'lı B'li şeyler bir de X gelecek. 3 bilinmeyen olacak. Toplamda 4 bilinmeyen var. Sen burada hangi birini yok edeceksin kardeşim be ya? Soruyu anlayabilmek için şekli çiz. Bir doğru bu, bir doğru bu. Bunlar burada kesişiyor. Eksi 1'e 3 noktasında kesişiyor. Aa hocam eksi 1'e 3 noktasında kesişiyor. Ortak çözüm noktası burası demek. Ya da kardeşim eksi 1'e 3 noktası hem bu doğrunun üstünde hem de bu doğrunun üstünde mantığını da güdebilir miyiz? Evet. O zaman eksi 1'e 3 noktası bu doğrunun da üstünde, bu doğrunun da üstünde. Koy bakalım. X yerine eksi 1, Y yerine 3 koy. Y yerine 3 koyduğun zaman 3 eşittir A çarpı eksi 1 artı 2'den a'yı 3 bulursun. Çok güzel. Devam et. Burada da x yerine eksi 1 y yerine 3 koy. 3 eksi 10 eşittir 2bx. X dediğimiz eksi 1 yani eksi 2b artı a. A dediğim de zaten 3 değil miydi? Evet. O zaman buradan eksi 2b eşittir 10 sa b de buradan kaç gelir? B de buradan 5 gelir. Bizden ne isteniliyor? Bizden a çarpı b isteniliyor. Yani a çarpı b de 3 çarpı 5 isteniliyor. Cevap böylelikle 15 çıkar arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu böylelikle Denizli bulduk. Ve güzel bir soru. Bu mantıkta soru yine karşınıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu soru aynı zamanda matematikte de karşınıza çıkabilir. Bu verilen doğrular belki parabol şeklinde karşınıza gelebilir ya da fx eşittir ax işte fx eşittir 2bx artı a şeklinde verilebilir. Yani fonksiyonda da her yerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Dördüncü soruyu Denizli bulduk. Geldik 5'e. A çember. Bakalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 6 ve y eşittir 8 doğrularının x kare artı y kare eşittir 100 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyor. Analitik düzlemi çizeceğiz. Çünkü bak bunlar özel doğru. Bu da merkezi x eksi 0 y eksi 0. Yani merkezi 0'a 0. Bu çember ne demek? Merkezi 0'a 0. Yarıçapı da r kare 100 ya. R'si de 10 olan bir çember. O zaman analitik düzlemi çizelim. Hop çizdik. Şöyle. Merkezi 0'a 0. Yarıçapı 10 olan bir çemberi çiziyorum. Şöyle yarıçapı 10 olan bir çemberi şöyle çizdik. Çizdikten sonra da şimdi diyor ki y eşittir 6 ve y eşittir 8 doğrularından bahsediyor. Hemen y eşittir 6'yı çizeyim. Hocam y eşittir 8 doğrusu bu. Y eşittir 6 doğrusu da şu olsun mesela. Bu çemberi kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuyor. Yani şu nokta, şu nokta, şu nokta ve şu noktayı Birleştir ve dörtgen yap diyor sana. Al sana dörtgen. Al sana dörtgen. Hop şöyle. Hop şöyle. Hatta bu bir yamuk yaptı hocam. Bu y eşittir 8 doğrusu. Bu y eşittir 6 doğrusu. Şunlar zaten şuraya dik. Bunlar birbirine paralel bir yamuk oldu bu. Hatta bu yamuk ya. İkizkenar yamuktur. Ama çok detaya da girmeyeyim istersen. Niye ikizkenar yamuktur? Paralel ya. Ayırtıkları yaylar eşit. Yaylar eşitse kirişler eşit. Kirişler eşitse de şunlar birbirine eşit olacak. Yani ikizkenar yamuk çıktığını da söyleyebiliriz. Belki de gerek kalmaz. Çok da fazla da konuşmayayım istersen. Neyse devam edeyim. Bunun yarıçapı da kaçtı? Hocam yarıçapta 10'du. İşte burası da 10'du. Peki durduk şimdi. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hocam ben şu uzunlukları bulursam olay bitti. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne yapacağız burada? Hocam yarıçap 10. Bir çemberde en etkili silahın nedir? Yarıçap. Çiz yarıçapı. Hocam işte yarıçap. Şuradaki uzunluk 6. Buradaki uzunluk 10 sa şu uzunluk 8 mi çıktı? Evet. Hocam aynı şekilde burada da çizsem böyle 10 ya. Burası da 8 çıktı. Simetri zaten 8 diye yazayım. Sonra ne yapacağız? Hocam şu noktaya da ait bir yarıçap çizsek nasıl olur? Evet güzel olur. Şuradan da bir yarıçap çizsek. Kafa karışmasın diye bu tarafa doğru çiziyorum, tamam mı? Buradan da bir yarıçap çizsek. Şu uzunluk kaç? Hocam şuraya kadar kısım 8. 8 bu yarıçapta 10 olduğundan 6 8 10 üçgeninden 6. Hocam merkez kiriş çektikten dolayı da zaten 2 eş parçaya böldü diyebiliriz. 6 6 burası da 8 8 diyebiliriz. Yani bu yamukta şunları bulduk arkadaşım. Burası 12 burası 16 bulduk. Yükseklikte şurası da arkadaşım. Yükseklikte 8 ile 6 arasındaki uzaklık 2 değil mi? Evet. O zaman yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan dolayı cevap böylelikle 28 çıkar. Yani 5. sorunun doğru cevabı Akçay oldu. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde köşeleri ABC noktaları olan ABC üçgenin AC kenarına ait kenarortay doğrusu çiziliyor. Buna göre kenarortay doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi kenarortay doğrusunun nesini yazmalıyız burada? Denklemini yazmalıyız. O zaman basit bir şekilde şekli çizelim. Özel bir durum var mı burada? Yok. O zaman şöyle bir rastgele bir ABC üçgeni çiziyorum. ABC üçgeninde A noktası 1'e 4. B noktası eksi 7'ye 5. Ve C noktası da eksi 19'a 10. Nerenin? AC kenarına ait kenarortay doğrusundan bahsediyor. AC'ye ait kenarortay doğrusu. Yani bu doğru. Dikkat. Evet bu doğru kenarortay doğrusu denklemini yazmaya çalışacağım. Şimdi denklem yazarken arkadaşlar kendimize iki soru soracak. Bir eğim, iki nokta. Hocam bu doğrunun üstünde eğimi şu an bulamıyorum. Bu doğrunun üstünde bir nokta var mı? Var. Tamam, eğim bulmaya yönelik hamle yapacağım. Peki eğim bulurken ne yapıyorduk? Eğim bulurken de iki şekilde buluyorduk. Neydi onlar? Bir tanjant alfadan iki noktası belliyse. Bu doğrunun iki noktası belli mi? Değil. Ama bulabilirim ikinci noktasını. Tam burası. Şu A ile C'nin orta noktası yani 1 artı eksi 19 eksi 18 bölü 2'den eksi 9'a 4 artı 10 14 bölü 2'den 7 yaptı. Evet bu iki nokta belli, artık ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. Eğim dediğim y'ler farkı yani eksi 9'dan eksi 9 eksi 7 eksi 9 artı 7 yaptı bölü x'ler farkı 7 eksi 5 yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 çıktı. Eğim belli. Nokta belli. İstediğin noktayı seç. İster bunu seç, ister bunu seç. Ben şunu seçtim. Denklem nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. Yani hadi bakalım artık yazalım. M dediğimiz eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 7 yani x artı 7 y eksi 5 olacaktır. Eksi x eksi 7 eşittir y eksi 5'ten. Buradan öbür taraflara şuralara buralara atacak olursak eksi 2 eşittir x artı y mi geldi? Evet. Şimdi eksenleri kestiği yerleri bulacağım arkadaşlar. Hadi bulalım bakalım. Buradan bulacak olursak ne geliyor? Bir x yerine 0 yazacak olursam x yerine 0 yazdığımda y'si kaç geldi? Eksi 2 geldi. Y yerine 0 yazacak olursam da x'i kaç geldi? O da eksi 2 geldi. Yok artı 2 geldi. Bu da artı 2 geldi değil mi? Yok eksi 2 eksi 2 geldi. Bizden ne isteniyor? Eksenleri kestiği noktanın koordinatları toplamı isteniyor. Bir x eksenini kestiği yer ne? Eksi 2'ye 0. Y eksenini kestiği yer ne? Eksi 2'ye 0. Bunların toplamı isteniyor. Eksi 2 artı 0 artı eksi 2 artı 0. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı da Eksi 2 artı eksi 2 kaç yapıyor? Eksi 4 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 4 çıktı. Şıklarda yok. Şunu değiştirelim. Eksi 4 yapalım ve E şıkkı diye işaretleyip geçelim. Evet, bazen testlerde böyle şık hatası oluyor. Kusura bakma. Evet, 6. soruyu böylelikle Edremit bulduk diyelim. Ve geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki ABC'de paralel kenarın C köşesi x eksen üzerinde olup paralel kenarın iki kenarı y eksenine paraleldir. Evet, iki kenarı y eksenine paralel. Şu iki kenar y eksenine paralel. Yani burası 90. Hocam burası da 90. Hocam burası da 90. Sonra 1'e eksi 4 verilmiş. Bu apsisi 1 oldu. Apsisi 1 olduysa şu uzunluk 1 oldu. Sonra eksi 4 verilmiş. Buradaki uzunluğu da ben şu şekilde eksi 4 olduğundan dolayı bu uzunluğun da 4 olduğunu, yani şu uzunluğun da 4 olduğunu söyleyebilirim. Sonra CD doğrusunun denklemi. Evet, CD doğrusunun denkleminden bahsetmiş. Bak, bu doğrunun denkleminden bahsetmiş. Öncelikle ben C noktasını bulabilirim burada. Hocam y yerine 0 yazarsam eğer x'i kaç bulduk? 7 bulduk. X 7 oldu. 7'ye 0 noktası. O zaman buradaki uzunluk 6 çıktı. Aa, paralel kenarın bak bizden ne isteniyor? Alanı isteniyor. Hocam tabanını da bulursam olay bitti. Yani tabanını bulmak demek şuradaki uzunluğu bulmak demek. Şu A uzunluğunu bulmaya yönelik bir hamle yapacağım burada. Sanki x artı 3'ye eşittir 7'de ben daha olay bitirmedim sanki. Onu da kullanmalıyım. Burada bir doğru verildiği zaman bir şey yap. Burada y ekseni kestiği yeri bulsak bir işimize yarar mı? Aslında yarayabilir. Benzerlikten sonuca ulaşabiliriz. Ya da eğim var kardeşim. Eğim dediğim nedir? Eksi 1 bölü 3 değil midir? Sola yatık eksi 1 bölü 3. Yani şu tanjant alfa neye eşit olacak o zaman? 1 bölü 3'e mi eşit olacak? Evet. Çünkü eğim eksi 1 bölü 3. Eksi olması sola yatıklığınızı gösteriyor. Buradan da tanjant alfayı 1 bölü 3 diye bulduk. Tanjant alfa 1 bölü 3 ya. Şuradaki dik üçgende a bölü 6'ya eşit ola. Yani a'yı böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk. A 2 oldu. Artık paralel kenarın alanını bulabilirim. Niye? Çünkü taban uzunluğu belli. 6. 4 burada. 2 burada. Yükseklik belli. O da 6. O zaman alan da 6 çarpı 6 taban çarpı yükseklikten dolayı 36 çıkar. Yani 7. soru böylelikle Denizli oldu. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde iki köşesi K ve L noktalarında bulunan bir dikdörtgenin kenarları eksenlere paraleldir. Dikdörtgenin köşegeni KL doğrusu üzerinde olduğuna göre. Bak. Burada dikdörtgenin köşegeni KL doğrusu üzerinde demiş. Hemen bir analitik düzlem çizelim. Çünkü kenarları eksenlere paralel demiş. K noktası 8'e eksi 2 demiş. K noktasını göstereyim ben. 8'e eksi 2 nerede? Şurada bir yerde. 8'e eksi 2. Öbür noktada L eksi 3'e 1'de. Eksi 3'e 1 nerede? Şurada bir yerde arkadaşım. Evet, eksi 3'e 1'de burada bir yerde. Şimdi benden ne diyor? Burada diyor ki bana bu bizim KL köşegenimiz ve kenarlar da eksenlere paralel diyor. O zaman KL köşegen olacak şekilde, kenarlar da eksenlere paralel olacak şekilde hemen dikdörtgenimizi çizelim. Dikdörtgenimiz eksenlere paralel olacak şekilde hop şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman bulalım. 8'e 2 ise hocam burası 8. Burası 90 ya, paralel olduğundan dolayı 8. Burası eksi 2. Eksi 2 noktası. Burası eksi 3 noktası. Burası da 1 noktası. Hocam buradaki uzunluklar tek tek çıktı mı? Şu uzunluk 3 birim. Bu uzunluk 8 birim. Hocam yukarısı da 8. Burası da 3. Burası da 8. Burası da 3. Hocam şu uzunluk 1 birim. Bu uzunluk 2 birim. Burası da 1. Burası da 2 yaptı. Yani dikdörtgenin bir kenarı 3. Diğer kenarı 11 çıktı. Bizden alan isteniyor. Alan da 3 ile 11'in çarpımıdır. Yani cevap böylelikle 33 çıkar. Yani 8. sorunun doğru cevabı Edremit oldu. Geldik 9'a. Şimdi ABC noktaları verilmiş. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şunu yorumlayalım. 0,18 yani buradaki noktanın üstünde bir 0,18 noktası verilmiş. Yani ordinatı 18. Ordinatı 18. Y yerine 18 yazarsam 18 eşittir 18x'ten. X'i kaç buluruz? 1. Yani ben şuranın apsisini ne buldum? 1 buldum. Buranın apsisi 1. Dursun elimizde. Tamam. Şuradaki B noktası 1'e 18 oldu. Benden C noktasının koordinatları isteniyor. Şimdi burada neler yapabiliriz? Noktanın doğruya olan uzaklığını bulabiliriz. Değil mi? Bulabiliriz. Başka bir hamle yapabilir miyiz burada? Bizden C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Yani şuradan bir dik çizeceksin. Şu uzunluğu bulacaksın, bir de bunu bulacaksın. O zaman hocam burada bir alfa betalı bir üçgen lazım bana, değil mi? Şimdi noktanın doğru yol olan uzaklıktan şurayı bulmak sanki biraz sıkıntılı olacak. Dur bakalım, bir şeyler yapacağız burada. Hocam 90 dereceler var. Alfa beta, bu üçgende alfa beta lazım bana. Çünkü bu kenarları bulmaya çalışacağım. Başka geçiş yapamıyorum ama burada 90 var. Dur. Şunun devamı yine alfa değil midir? Evet. O zaman şunu da şöyle uzatırsak 90. Çok güzel oldu burası. Evet. Şimdi gençler, burada buna göre işlem yapacağız. Bu ne doğrusu bu arada? Y eşittir 2 bölü 3x doğrusu. Yani ben burada y yerine 3k, yani eğim ne? Eğim direkt tanjant alfa 2 bölü 3 değil mi? Tanjant alfaya eşit. Hocam burası 2k, burası da 3k mı olacak? Evet. Hocam burası 2k. Bunun da tamamının ben 18 olduğunu biliyorum. Şu yukarısı da şuranın 1 olduğunu biliyorum. O zaman 3K ise buraya 3K eksi 1 mi kaldı? Evet, şu 18'e 1 sileyim kafa karışmasın. Buraya 3K eksi 1 mi kaldı? Evet, burası 18 ise buraya da 18 eksi 2K mı kaldı? Aynen öyle. Tamamı 18, buraya da 18 eksi 2K kaldı. Burada da alfa var. Ben tanjant alfanın 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Tanjant alfa 2 bölü 3 ya. Buradaki dik üçgende de bak, ya da direkt benzerlikte yapabilirsin tabii ki. Ama direkt tanjant alfa var 2 bölü 3. 2 bölü 3 yani 3k eksi 1 bölü 18 eksi 2k eşit olacaktır. Ben buradan k'yı bulabilirim. İşler buradan ne geliyor? 9k eksi 3 eşittir 36 eksi 4k geldi. Buradan 13k eşittir 39 geldi. K da böylelikle 3 geldi. C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. K 3 geldiyse burası 6 yapar. Farklı kalemle göstereyim. Burası da 9 yapar. C noktası ne yaptı o zaman? 9 birim sağda, 6 birim yukarıda. Yani böylelikle koordinatları toplamı da 9 artı 6'dan 15 çıkar. Güzel bir soru. Bak, üçgeni için içine kattı. Daha değişik bir şekilde bulabilir miydik? Ne bileyim, bulabilirdik belki de. Noktanın doğru yol olan uzaklığından şurayı bulabilirdik. Pisagor'dan burayı bulabilirdik. Sonra buradaki Pisagor'dan burası çıkardı. Ondan sonra da bu tanjant alfa 2 bölü 3 ya. Hani 2K 3K yazdıktan sonra, burası çıktıktan sonra da yine Pisagor bağıntısından burayı bulabilirdik. Değişik değişik yollar çıkar. Mesela bir yol daha buldum ben. Belki siz daha farklı bir yolda bulursunuz. Yaz. Bulduysan arkadaşlarına yardımcı ol. Yani bir şeyleri anlatmak önemlidir arkadaşlar. Yazarak bile anlatmak çok önemlidir. En iyi öğrenme yöntemidir. Onu yaz. Diğer arkadaşların da faydalansın, tamam mı? Evet, bir tek faydayı ben sağlamayayım. Sen de sağla Allah aşkına. 9. soru. Çok güzel bir soruymuş. Balıkesir çıktı ve geldik 10. soruya. Analitik düzlemde O noktası orijin ve K n'ye 1 olmak üzere OK doğrusunun eğim açısı 10 derecedir. K noktasının y eşittir nx doğrusuna göre simetriye alındığında L noktası elde ediliyor. Arkadaşlar sanki analitik düzlem çizmem gerekecek burada, değil mi? O zaman analitik düzlem çizelim. Çünkü burada y eşittir nx özel bir durum var aslında. Orijinden geçen bir doğru var. Hemen şöyle analitik düzlemi çizdim. Analitik düzlemi çizdik ve bize OK doğrusundan bahsediyor ve K n'ye 1 olacak ve eğim açısı da 10 dereceymiş. Eğim açısı 10 derece olan bir doğru çizelim arkadaşlar. Şu şekilde OK doğrusu. Evet, OK doğrusu K da 1'e n değil mi? Evet. Pardon, n'ye 1 değil mi? Evet. Şimdi buradaki açımızda 10 derece olacak. Sonra diyor ki bunun diyor K'nın diyor y eşittir nx'e göre simetriğini al. Ama y eşittir nx doğrusunun ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi y eşittir nx doğrusu şöyle mi, şöyle mi, şöyle mi, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir düşünebiliriz. Burada eğim açısını vermiş ya. Burada eğim açısı dediğimiz şöyle geldiğin zaman bak şuraya bak. Burası n, burası da 1. Eğim dediğimiz burada nedir? M1 diyelim buna. M1 dediğimiz nedir? Tanjant 10, yani neye eşit? 1 bölü n'e eşit. Hocam y eşittir nx doğrusunun eğimi nedir? Y eşittir nx doğrusunun eğimi de m2 diyelim. O da n olsun. M dediğim tanjant betaysa, tanjant beta burada var mı arkadaşlar? Direkt n bölü 1 değil midir? Evet, buradaki açı kaç derece? 80 derece. Tanjant 80, bak şekilde var burada n. Yani her ikisinde de n'i kullandıysa orada bir şüphelenmeliydik zaten. Evet, burada da beta'nın kaç derece olduğunu biliyorum ben. 80 derece olduğunu biliyorum. Yani eğim açısı 80 derece olan bir doğruya göre simetriğini alacağım. Hadi bakalım alalım. Eğim açısı 80 derece olan bir doğru. Arkadaşlar şu değil midir? Evet. Şimdi olay çıkacak arkadaşım. Eğim açısı 80 derece olan bir doğru. Yani buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Hadi bakalım buna göre simetriğini alalım. Hocam buna göre simetriğini aldığımız zaman şöyle nasıl olacak? K noktasının bu doğruya göre, yani bu doğrunun adı neydi? Y eşittir NX doğrusuna göre simetriğini aldık. Ne oluyordu? Şunlar birbirine eşit oluyordu ve dik olacaktı. Evet, dik ve eşit oldu. İşte buradaki nokta L noktası, OL doğrusunun eğim açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Yani bizden işte tam olarak bu soruluyor. OL. Arkadaşım burada dik tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Bu nasıl bir üçgendir? İkizkenar üçgendir. E hocam bunun tamamı 80'di. Biz buraya ne bulduk? 70 bulduk. Bu ikizkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açıortay değil midir? Evet. Yani buradaki açı da 70 derece olur. Bunun eğim açısı nedir? Eğim açısı işte tam olarak burasıdır. Yani eğim açısına alfa diyecek olursak eğer, alfamız bizim 10 artı 70 artı 70'e eşittir. Yani 150 dereceye eşittir. Dolayısıyla böylelikle cevap ne çıktı? Akçay çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu da bir yıldızı hak ediyor mu? Hak ediyor. Yine bu mantıkla bir soru karşımıza çıkabilir mi? Vallahi benzeri çıkabilir. Gerçekten hoş olmuş. Yani hem noktada n'li bir değer verip hem y eşittir nx doğrusu verdiğinde şekli çizin. Şekli çizdiğinizde de güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. O şekli de yorumlamayı unutmayın. Hangi şekli? Şurada. Burada ona 80'lik dik üçgeni yorumlayın. Tanjant 10 1 bölü n. Tanjant 80 n bölü 1. Yani n yapıyor eğimi. Burada bu dik üçgenden sonuca ulaştık. Ya da bazılarınız trigonometriyi net bir şekilde biliyorsa, işte birinin eğimi 1 bölü n, birinin eğimi de n ise birbirini 90'a tamamlar diye de yorumda yapabilen arkadaşlarınız da vardır tabi. Ama ben burada direkt şekli yorumlattırdım. Şekli yorumlayınca da çok güzel bir şekilde çıktı. Evet, böylelikle 10. soruyu da akçay bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.